Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan bir körfez anlaşması, körfez için, körfez ziyareti sırasında bir anlaşma vardı ki anlaşmanın içinde ilginç maddeler de var. Biraz evvel iletişim Başkanlığı'nın açıklamasını saydım size tek tek. Ama başka bir madde daha var ki suçluların iade edilmesi. Şimdi orada bulunan bir isim var. Biz videolarıyla hatırlıyoruz. Aslında daha doğrusu Türkiye'de yaptığı olaylarla, suç kayıtlarıyla da hatırlıyoruz. Sedat Peker isminden bahsediyoruz. Şimdi Sedat Peker ya iade edilecek mi? Suçların iade edilmesi gibi bir madde söz konusu anlaşmaların içinde. Kafalarda bu soru işareti verken Sedat Peker'in avukatından bir açıklama geldi. Bakalım ne demiş? Ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez Turu'nda son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Baya Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşmelerin ardından 13 maddelik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada dikkat çeken ayrıntı ise suçluların teslim edilmesi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu madde akla suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker'i getirdi. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok konuşulan videolar paylaştı. Sonra o videolar kesildi. Sedat Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalar bulunuyor. Türkiye'nin Baye'den talep ettiği ancak üzerinde uzlaşılamayan Sedat Peker'in iki ülke arasında yapılan suçluların iadesine dair antlaşmayla Türkiye'ye teslim edilebileceği öne sürüldü. Gerekçesine dair bir bilgim yok. Konu hakkında Peker'in avukatı Ersan Barkın açıklama yaptı. Barkın, Baye ile Türkiye'nin iade anlaşması imzalaması tek başına Sedat Peker'in iadesini gerekli kılacak olsa Baye zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Baye'nin tutumunu belirleyen hukuk değil iradesiydi dedi.